Peki hocam, İstanbul'dan bir telefonumuz daha varmış. Onda da bir alo diyelim isterseniz. Alo. Alo, hayırlı. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler efendim, buyurun. Hocam hayırlı akşamlar. Hocam ben Kasım'ın ikisinde ben bir kalplerine hastalandım. Hastanenin ismini vermek istemiyorum. Ben burada bir kalp hastanesine gittim küçük çekmeciden. Bana işte nükleer stenografim. Anjiyo falan yaptılar. 11. ayın 23'ünde bana anjiyo yaptılar. Anjiyoda bir tabanı tamamen çıkarıp bir zamanda %95 oldu söylendi. 7 Aralık'ta bana stent takılacağını söylediler. 7 Aralık'ta sabah saat 9'da burada hocamasını dediler. 7 Aralık'ta ben gittim. 9'da oraya vardım. Hani biliyorsunuz işte o yoğun bakım odasına girdim. Orada işte bir önlük falan verdiler. Bekleyeceksiniz sıranızı dediler. Akşam 3.30'a kadar bekledim. 15.30'a kadar. Hiç kimsenin ne bir doktor geliyor ne bir şey. Hemşire söylüyor, ben neyi bekliyorum? Bak ben şeker hastasıyım. Ben gece saat 11'den beri hiçbir şey yemedim. Bak şimdi kan dışarıdayken şekeri hissedeceğim. Neyi bekliyorum? Sıranızı bekliyorum. Sıranız saat 15.30'da hocam bana geldiler. Hemşire doktoru hiç yok. Hemşire bana söylediği kelime şu. Sizin sistem takılmasından vazgeçildi. Ben niye vazgeçildi? Doktor nerede? Doktor gittim. Hocam tuttular, ben bunları hastalıklar birimine gittim. Oraya durumu anlattım, hatta bir reçete verdim. Daha sonra benim cebime mesaj geldi. Mesaj geldi işte 10 Ocak 2019 tarihinde saat 9'da kontrol bypass bilmem ne diye. 10 Ocak'ta gittim hocam, oradaki doktor bey bana söyledi şu. Ya diyor, siz diyor bu sistem takılacak damarda diyor, tam orayı da tam anlayamadım. İncelme mi veya zayıflama mı var, onun için İlaç tedavisine başlayacağız. Ha bu arada tam 50 gün geçti hocam. Şimdi 6 çeşit bana ilaç verdiler. 2 ay sonra ya da bana gün veriyor. 2 ay sonra kontrol diyor. Ya bu zaman kaybını söyleyebilir hocam. Mesela bu ilk ben anjiyo olduğumda zaten bu sonuçlara baktığında bana bu ilaç tedavisini uygulayabilmezler miydi? Ben şu anda bak 2011'de ben bir bypass daha oldum hocam Ankara'dan. Ben aynı hastalıklarından, ağrılarından gittim. Ben hemen anji yaptı işleme. Bypass yaptılar. Fakat burada işte yaklaşık 3 aydır ki hiçbir işlem yapıldı yok. İlaç tedavisine daha yeni başladılar. 11 Ocak sonra ilaç tedavisine başladılar. Bir kan sulandırıcı bile dahi vermediler bana. Ediyoruz Kaya Bey. Hocamız cevaplayacak sorunuzu. Öncelikle geçmiş olsun. Tabii hastanede geçirilen sürecin ayrıntılarına şu anda vakıf değiliz. Bazen şöyle bir şey oluyor tabii. Damarların tam tıkalı olması durumu bizim %90 hatta %99 tıkalı olan damarlara nazaran çok farklı bir durum. Evet. %99 olan damarı 10 dakikada 15 dakikada açabiliriz normal şartlarda. Ama %100 olduğu zaman tamamen başka bir alana girer iş artık. Onun kullanılan malzemesi, bir takım teller dediğimiz, o darlıktan geçmek için kullandığımız teller, balonlar, hepsi özellikli olmak durumunda kalıyor %100 olduğu zaman. Dolayısıyla %100 tıkalı, eskiden tıkanmış damarların açılması mevzusu tamamen kardiyolojinin ileri konularından birisidir ve elbette donanımlı hastanelerde tecrübeli ekipler tarafından yapılır. Standart bir işlem değildir asla. Anladığım kadarıyla %100 tıkalı olan damarla ilgili önce bir müdahale edelim kararı alınmış. Daha sonra vazgeçilmiş. Bu tabii orada değerlendiren hekim arkadaşlarımızın ne düşünceyle işlem yapmaya karar verdikleri veya yapmamaya karar verdiklerini bilemiyoruz. Çünkü biz de anjiyografi CD'sini görmeden herhangi bir yorum yapamayız. Burada hastamızın kendi ilaçlarına devam etmesi, bu tam tıkalı damarlar demişken, bütün damarlar açılmalıdır diye bir şey yok. Öncelikle onu söyleyelim. Biz bir damarı niye açarız? Bir, hastamızın yaşam kalitesini bozuyordur. Ağrı yapıyordur bu damar. Bundan dolayı açarız. İki, hayati risk teşkil eden bir bölgededir. Çok geniş bir alanı besliyordur. Hiç ağrısı olmasa bile bunu açabiliriz. Açmamız gerekir. Hastamızda eğer hayati bir damar yoksa ortada, problem taşıyan, ağrısı, göğüs ağrısı da yok ise, o zaman bu hastamızın sadece ilaç tedavisiyle hayatını devam ettirmesi pekala mümkündür. Ve doğru karar da budur hastalarımız için. Şikayet yoksa, hayati damar değilse ilaç tedavisi yeterli olur çoğu zaman.